Müzikoneyir YouTube kanalımıza hoş geldiniz. İlk konuklu programı ve ilk konuğum Talat Er. O kendisini anlatacak. Ben de zaten onu anlatacağım. Usta bir şef diyebiliriz. Yani birçok şey var. Onu anlatacağım ayrıca. İlk önce ben sizin ağzınızdan sizi dinlemek istiyorum. Yani kısaca. Niye kısaca diyorum? Çünkü sizin gerçekten anlatılsa bir program yetmez. Teşekkür ederim. Talat Er kimdir? Adana'da doğdum. Klasik olacak. Çok küçük yaşlarda müziğe ilgi duymaya başladım. Ancak bu ilgi öncelikle klasik müzikle başladı. Hı hı. Pazar konserlerini herkes televizyonu kapatırken ben tam tersine gidiyordum. Klasik konserleri, keman konsertolarını izliyordum. Daha sonra bu beğeni bende bir tutkuya dönüştü. Tamam dedim, ben keman çalmak istiyorum ve bu yola tam 40 yıl önce girdim. Ve bu senede özellikle de 40 yıllık bir konserler düşünüyorum ve ismi de belli. Hani siz dediniz ya program ismi. Ben sanat müziği konsepti olmasına rağmen My Way, benim yolum konserlerimin ismiyle böyle bir çok güzel yola çıkıyorum ve bu yolda neler yaşadım, hangi şarkılar çalıştım, neler besteledim, hangi sanatçılarla konserlerimde bunları da işleyeceğim inşallah. Hızlı hızlı söyleyebilir miyiz? Kimlerle çalıştık? Vallahi kimlerle çalışmadık dersek daha doğru bir soru olacak. Mesela geçen gün bir hayranımız Talat Hocam dedi, siz dedi Safiye Aydan'ın arkasında kemancıya benzettim. Ta kendisi bendim dedim. Orada bir taksim de yapıyorum. Evet, onlara kadar yetiştik çok şükür. Ve tabii ki TRT'de olmanın avantajları diyelim. Eşlik etmediğimiz sanatçı, katılmadığımız program kalmadı. Sadece TRT ile sınırlı değil. TRT dışında da tabii ki özgür çalışmalar. Söyleyebilir miyiz? Ben bilmediğim için söylüyorum. Kimler var hızlıca, ünlü? Ünlülerden ilk akla gelen tabii ki Bülent Hanım'la özellikle çok çalıştık. Bestelerimi de seslendirdi. Müzeyyen Senar. Ki onlarsız olmaz zaten, yani müzik dediğim zaman Türk müziği, arabesk dahil. Sadece bir kişiye onunla çalışamadım ve bu konuda da keşke diyorum. Zeki Müren. Aklındaki. Evet. Aklım. Zeki Müren ve bu sezon konserimizde, ilk konserimizde Zeki Müren besteleri seslendireceğiz. Ve her fırsatta da zaten eserlerine yer veriyoruz. Onu da tabii ki jenerasyon olarak aslında yetiştim de piyasadan çok erken çekildi. Şimdi Talat Er hem keman sanatçısı, keman virtüözü, bestekar, şef. TRT'de 30. yıl mı, 31. yıl mı? 32'ye girdik. TRT'de 32. yıl, az buz değil, 32. yılı bir sanatçı. Tabii ki de kendi albümü var. Albümünüzü bir görebilir miyiz? Evet, bu albüme dergi olarak siz de destek olmuştunuz. Ve internet sitenizde de fazlasıyla desteklediniz. Ben her fırsatta da teşekkür ediyordum. Bu vesileyle canlı canlı da teşekkür ediyorum. Çünkü günümüzde eser üretmek, eserleri ürettiğiniz zaman iş bitmiyor, albüme çevirmek ve bunun da duyulması çok zor. Bu anlamda sizlere de çok teşekkür ediyorum. Yayın sonrası da size imzalayıp bırakacağım. Ben çok teşekkür ediyorum. Seve seve imza atacağım, imzayı alacağım. Yalnız şöyle bir şey var, şunu söyleyeyim, gerçekten bir emek var bu albümde. Aynen. Yani şimdi artık albümler single'a döndü ama gerçekten de bunda bir emek var diyebilirim. Mutlaka dinleyin. Özellikle Okyanus. Okyanus tabii ki Coşkun Sabah'ın sesinden çok sevildi. Geniş kitlelere duyuldu. Ve bu albümde Coşkun abi de bana öyle bir jest yaptı ki udunu aldı. Ne kadar güzel bir sanatçı dayanışması, desteği, bir abilik yaptı ve Okyanus'un introsundaki soloyu kendisi yaptı. Ve Hüsnü Şenlendirici gibi, Buzuki Orhan gibi birbirinden değerli dostların o güzel ruhlarını albüme yansıttı. Ve ben 12 şarkıyı seslendirdim. Okyanus'a klip de çektik. Hı hı. Şimdi aslında YouTube izleyicilerinin birçoğu, izleyicilerimizin daha çok genç izleyicilere hitap ettiğimiz için rap şarkılar dinliyorlar. Doğru. Ama bu rap şarkılara gelmeden önce o isyan, o hüzün aslında Türk sanat müziğinde o kadar derin ki bütün şarkıların altında ben Türk sanat müziğinin olduğunu çok eminim. Her o haykırışta ben o rapte bile onu hissedebiliyorum açıkçası. Çok güzel bir tespit Cüneyt'ciğim. Yani rap de olsa, caz da olsa aslında işin kökeninde o Türk müziği duygusu var. Siz altyapıyla sadece aslında değiştiriyorsunuz. Yani işin ambalaj kısmı değişik. Vallahi şunu söyleyeyim Talat abi, bir abi demek istiyorum. Teşekkür çünkü ederim. Çok güzel bir yaklaşımınız var. Sizin gibi bilgili insanları her zaman arkamızda hissetmeyi seviyoruz. Aslında bizler rap dinliyoruz, pop dinliyoruz ama sizin gibi background'da, sizin gibi insanlar bizim arkamızda oldu mu daha sağlam hissediyoruz kendimizi. Her zaman yanınızdayız. Hatta
biz sizi bizim tarafımıza çekemesek de biz size katılacağız. Örneğin benim hayalim kendi bestelerimi, uyanları rap, rock, bu yıl böyle bir hayalim var. Abi vallahi çok güzel olur. Buradan çağrı gençlerimize, evet, gitarlarınızı alın ve hiç çekinmeden bizim şarkılarımızı istediğiniz gibi yorumlayın. Ve bana birkaç örnek de gelmişti aslında. Okyanus bu iki şehrin, hani böyle istediğiniz gibi okuyun. Evet, evet. Yani belki çekiniyorlar. Hani olabilir. Biz bu şarkıları bozarız diye şey diyor olabilirler. Ben açık konuşayım. Şimdi ben de müzikle uzun yıllar uğraştım. Tabii ben sadece şarkı söyleyen biriyim. Şarkıcıyım, sanatçı, malatçı değil. Sanatçının yanından yorumcu geçemeyim. Yorumcu diyelim. Yani çünkü sanatçı demek o kadar kolay değil. Hep tartışıyorlar ya. Evet. Yorumcusun, solistsin. Şarkıcı veya evet, yorumcu. Evet. Yani yorumcu da sanki bana ağır geliyor. Yorumcu bütün her şeyi yorumlayabilen demek. Hı. Ben hepsini yorumlayacağımı düşünmüyorum. Herkesin benim sesime bazı şeyler yakışır, bazıları yakışmaz. Ben öyle biri değilim. O zaman ne yapacağız? Birazdan bizim koromuz da var. Talat Er korosu var. Muzik İşinaz Dostlar korosu var. Bir de Göktürk'te. Bu korolardan birinde seni dinleyelim. E tamam. O zaman güzel, dinleyelim hem de çekim bakalım. Yaparız orada. Güzel oldu. Bir koroya katılıyorum arkadaşlar. Hiç deneyimim yok bu konuda ama çok eğlenceli olduğuna eminim. Biz çok eğleniyoruz. Hem öğreniyoruz hem eğleniyoruz. Amacımız çünkü amatörce de olsa muzikimizi ve içinde muzik sevgisi olan dostlarımıza öğretmek, konserler vermek, konudan konuya atlıyoruz. Yok, ama hiç önemli. Böyle geçişler gerekiyor. Bu anlamda bu da bir hizmettir. Kesinlikle, ama muzik deyince arkadaşlar ben hep her zaman siz konuşuyorsunuz. Ben bölüyorum sizi ama kusura bakmayın. Muzik deyince hani bazı arkadaşlar şunu söylemiyor. Çünkü bazı sözler çok eski olabiliyor, anlaşılamayabiliyor. Böyle eski, çok ağır şarkılar, musiki. Evet, ama hep onlardan bahsetmiyoruz. Tabii ki. Çok tanınmış musiki şarkılar ve hala sizin dinlediğiniz, ünlülerde dinlediğiniz ve onları işte repertuarlarına katıp var, tabii pop'a ki çevirdiğiniz, rap'e çevirdiğiniz parçalar var. Hep musiki deyince o aklınıza gelmesin. Peki kemanınızla bir bize bir parça söyleyebilir misiniz veya tabii dinleyebilir ki miyiz? Tabii ki. Seni böyle sevmekten sanma gönlüm yorulur. Unut, vazgeç demekten bu aşk benden sorulur. Kapımı çalmasan da, adımı anmasan da, yanımda olmasan da bu aşk benden sorulur. Kapımı çalmasan da, adımı anmasan da, yanımda olmasan da bu aşk benden sorulur. Dertler versen dermansız, yanındayım fermansız, vazgeçemem imkansız, bu aşk benden sorulur. Kapımı çalmasan da, adımı almasan da, yanımda olmasan da bu aşk benden sorulur. Hadi Cüneyt. Kapımı çalmasan da, adımı anmasan da, yanımda olmasan da bu aşk benden sorulur. Evet, açıklıyorum.
Diyeti sevgili Cüneyt'le yapıyoruz. Bayan vokalden vazgeçiyorum. Seslerimiz de çok uydu seninle. Ya çok teşekkür ederim. Sizin gibi bir doğayenden yani çok gurur verici bir şey söylemeniz bile yeterli. Çok teşekkür ediyorum. Ne demek? Çabucak da eşlik ettin. Kulak var, ses var Cüneyt'ciğim. Aa, çok sağ ol. Zaten sizin niye burada olduğunuzu şöyle söyleyeyim. Gerçekten dolu insan. Yani şöyle söylemek istiyorum aslında hani hep dolu insan diyoruz ama bir bakıyorsun kendi çapında böyle bir şeyler yapmaya çalışıyor ama çok kopuk. Siz öyle değilsiniz. Sizin şarkılarınızı ben bilhassa dinlediğimde hani birçok insanın beğenebileceği, birçok insanın sevebileceği zaten sevmişler, sahiplenmişler sizi. Öyle parçalar. Kendi branşım dışındaki şarkıları söylememeye gayret ediyorum çünkü eleştiri almak istemiyorum açıkçası. Hani bu sefer çünkü ben şunu savunuyorum. Herkes kendi işini yapsın derken gidip tane bir pop şarkı söylersem hani şu var benim pop kendi şarkılarımı söylerim. Evet. Benim bestem sonuna kadar. Ha, anladım. Arkasındayım. Sonuçta ben diyorum kendi şarkımı seslendiriyorum. Ama böyle klasikleşmiş şarkılar olabilir belki hani bir 20 yıl 25 yıl öncenin Sezen Aksu parçaları olabilir yani hani o olabilir. Çok da şey değil ama tabii ki de şu bu günümüzdeki belki düşündüğünüz gibi olabilir diye düşünüyorum. O zaman şöyle yapalım. Biz size konserimizi davet edelim. Tabii seve seve. Benim bu bahsettiğim Benim Yolum konserimde şöyle başlamayı düşünüyorum. İşte 40 yıl önce kemanı elime aldığımda hangi şarkı vardı ekranlarda? Örneğin Koro'ya Erol Evgin'in işte öyle bir şey şarkısını okutmayı düşünüyorum. Evet. İşte ben de okurdum, şöyle okumaya çalışırdım diyerek o zaman böyle bir esprisi olabilir. Onu o şekilde sözünü vermiş olayım. Tamam, ve çok güzel. Kopmamış sevindim. Olacağız. Tamam. Yani biz size ne kadar destek veririz, siz de bize mutlaka destek veriyorsunuz. Hep beraber inşallah güzel etkinlikler yaparız. Hatta bunlar böyle yarım kalmasın, enstrümantal albüm projem var. Bunu da ilk kez YouTube kanalımızda duyurmak istiyorum. Sizlerle paylaşıyorum. Ve hani bilindik sanat müziği formatında bir saz eserleri albümü değil, enstrümantal albüm. Hatta kafamdaki atıyorum Queen grubunun böyle rapsodisi gibi bir soundla yerine göre atlayacağım, zıplayacağım. Kendi eserlerim dışında enstrümantal, anonim halk müziği eserleri olabilir ya da birkaç bilinen şarkı da düşünüyorum. Farklı bir aranjaydı. İnşallah, inşallah. Yani daha bir sizlerin tabii ki de sanattan kopmamanız bizim için çok önemli, çok değerli. Orada maaşlı mı çalışılıyor yoksa konser başına mı para alınıyor çok merak ediyorlar TRT'de. Yani bu sadece sizin için değil, yıllardır TRT'de nasıl bir sistem var? Evet, hemen cevaplayayım. Ben kendimi son Mohikan'a benzetiyorum. Neden? 1987 yılında TRT ana haber bülteninde son kez bir anons yapıldı. TRT'ye yetişmiş ses ve saz sanatçısı alınacak diye ve biz kadrolu girdik. Direkt olarak 657'ye tabi maaşlı. Ama bizden sonraki sistemde zaman zaman kadrolular da alındıysa daha çok girdiği band karşılığı ücret alan akitli dediğimiz arkadaşlar artık çoğunlukta. Onlar da çok güzel hizmet veriyor. Peki. Bu şekilde bir çalışma sistemi. Peki. İkincisi de şu. O zaman kadroluysanız sabah 9 akşam 5 mi yoksa nasıl çalışmanız var? Yani hep o stüdyoda olup çalışmalar mı yapıyorsunuz yoksa dışarıda çalışmalar yapıp konsere mi hazırlanıyorsunuz? Şimdi şöyle ben daha çok canlı yayınları tercih ediyorum ve kurumumuzda zaten bana da onları yakıştırdığı için hani biraz da sorumluluk almayı seviyorum. Hem televizyonda yıllarca televizyonlarda şeflik programlar yaptım. Radyoda da aynı şekilde canlı yayınlarımız var. Canlı yayın öncesi provalarımızı yapıyoruz ve sonrasında radyoda canlı yayın. Hatta 5 yıl gibi bir uzun süren bir kendi hazırladığım Dilek Yüzer Çelis arkadaşımla sunduğum bir programım vardı. Her hafta farklı konuk alıyorduk. Mesela sazıyla bütünleşenlerdi. Saz sanatçılarını konuk alıyorduk. Sonra da 3 yıl müzikimizi yaşatanlar. Ve hem radyo hem radyo dışında. Buna benzer programlar. Bunların saati yok. Bazen sabah. Onu diyeceğiz. Bazen öğle, bazen gece yarısı. Anladım. Yani bir müzisyenin zaten belli mesaisi yok. Evet. 24 saat benim beynim müzik üretiyor. Evet. Bu anlamda. Onu da öğrenmiş oldunuz arkadaşlar. Başka çünkü, sorumuz var. TRT'yi ben de mesela açtığımda bir bakıyoruz hemen TRT Müzik zaten. Çok güzel konserler falan oluyor TRT Müzik'te de. Hep böyle ben de merak ederdim hakikaten. Yani şimdi mesela o korodaki arkadaşlar, sanatçılar olsun. Demek ki neymiş? Hazırlık süreci bir bakıyorsunuz. 24 saat sürebilir tabii bir bakıyorsunuz. Ki, hemen dümdüz sahneye çıkabiliyorsunuz. Son olarak sizden şöyle bir Türk sanat müziği o zaman alalım.
ve kapanışı yapalım. Sonra kapanış konuşmasıyla da bitirelim. Tabii. Peki. Ben tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. En kısa zamanda güzel bir isim bulmanız dileğiyle. Sizinkini not edip şöyle yapacağım. Her konumunkini not edip sonunda en son programda şey. Evet, sonu olmasın diyelim. Bu program sonsuz olsun. İnşallah. İnşallah. Çünkü gerçekten çok kaliteli bir kuruluş. Güzel hizmetler yapacağınızdan eminim. Ve tabii ki bizi izleyenlere de sesleniyorum. Lütfen bizleri destekleyin. Hem kanalımızı hem sanatçıları ve sayılarımız da yükselsin istiyoruz. Abone sayılarımız ve ben de program bitiminde hemen beğeni yapıp takip edeceğim. Söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Biz de sizi ağırladığımız için çok mutluyuz. Sizin gibi değerli bir sanatçıyı, emek vermiş bir sanatçıyı ve çok önemli isimlerle çalışmış, bugün aramızda bile olmayan sanatçılarla çalışma şansı yakalamışsınız. Sizin gibi bir insanın yanında olmak çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Tekrar sizinle program yapmak istiyorum ama kısa kısa olduğu için maalesef bitiriyoruz. Güzel bir şarkıyla bitirelim. Siz kendiniz size bırakıyorum. Benim eşlik etmemem önemli değil ama bilirsem ederim yani. Dayanamam zaten. Peki bence bunun nakaratına da eşlik edeceksin. Özellikle bu şarkıyı bu sezon Okyanus'a cevaben kendi söz ve müziğim olduğu için Okyanus Tane gelmiyorsun diye bir sistem var. Ben de burada diyorum tamam. Ki hemen kısa kısa kavuşmamız yazmasa da kaderde belki felek insaf eder bir yerde çare bulup sevda denen bu derde seni sevmek şu boynumun borcudur. Aramızda uçurumlar olsa da gündüzüme karanlıklar dolsa da çaresizlik tüm yolları tutsa da seni sevmek şu boynumun borcudur. Aramızda uçurumlar olsa da gündüzüme karanlıklar dolsa da çaresizlik tüm yolları tutsa da seni sevmek şu boynumun borcudur. Sizi izlemek şu boynumuzun borcudur. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar yeni bir programda tekrar karşınızda olacağız. Videolarımızı beğenmeyi unutmuyorsunuz ve kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. YouTube dili maalesef bunları söylemek gerekiyor. Hoşçakalın. Evet. Hoşçakalın. Evet, albümde emeği geçenler demiştik. Albüme emek verenler ve size destek verenler de vardır elbette. Değerli müzisyenler dedik ama bu albümün çıkmasında da çok değerli bir müzik adamı Aydın Sarman'la birlikte değerli bir solist Burcu Güven, Doremint şirketimiz ve tabii ki Burcu Güven deyince de Birol Güven. Çok yakın zamanda da yine 80'leri izleyeceğiz zaten ekranlarda da. Onlar aslında dizi yapımcısı olmasına rağmen ortak dostluklar ve Okyanus şarkısına olan o sempatilerinden dolayı bu albümü çıkardılar. Konserlerimde olmak üzere hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Ve bir de jazz yaptılar. Hani sen saydın ya Şef Bestekar 80'lerde iki bölüm Talat Er Hoca olarak da göründüm Cüneyt'ciğim. Ne kadar güzel. Yani onu da oyunculuk da var o zaman. Oyunculuk demeyelim de hani onların bir jestidir. Yani bu jestleri de tabii ki her zaman ben teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. İzliyorsalar sevgi ve selamlarımı yolluyorum. Hatta sizi de konuk olarak alalım Cüneyt'ciğim. Seve seve. O zaman Doremint Müze'ye çok teşekkür ediyoruz. Herkese selamlar, sevgiler. Böyle bir sanatçıya tabii ki de destek verdikleri için çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Hoşça kalın.